Yük taşımak için çıktığı evine ne dirisi geldi ne ölüsü. Aydınlı tır şoförü Mehmet Çakır'dan geriye sadece birkaç kare fotoğraf kaldı. Çok istedik en azından yani bir mezar yeri olsa, bir mezarı olsa, anne babası özel günlerde en azından mezarlığını ziyaret etse. Acılarının biraz dineceğini düşünmüştük ama başarılı olamadık. Tarih Şubat 2022'yi gösterdiğinde Mehmet Çakır İzmir'den aldığı balık yükünü İspanya'ya götürmek için Edirne'den Yunanistan'a geçti. Buradan feribota binecek ve öncelikle İtalya'ya geçecek, sonrasında da İspanya'ya ulaşacaktı. Ancak Korfadası açıklarında bir yangın meydana çıktı. Feribottaki 288 kişiden 4'ü hayatını kaybetti ve ailesi ise oğullarına ulaşabilmek adına DNA örneklerini gönderdi. Ancak Yunan tarafından aradan geçen 22 aya rağmen hala bir ses çıkmadı. Ablasının DNA örneğini gönderdik. DNA'lar bize en son söylenen ses, DNA örnekleri çok kötü olduğu için bir sonuca varılmadığıydı. Dolayısıyla cenazemizi de alamadık. Yüksek ısıda DNA dediğimiz insanların kimliklendirilmesini sağlayan doku, yapı bozuluyor, denatüre oluyor. Öyle olunca burada yüksek ısı söz konusu olduğu için DNA bozulmuştur ve DNA incelemelerine yanıt vermemiştir. Çakır ailesi DNA eşleştirmesinin Türk yetkililer tarafından da yapılmasını istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin konunun peşini bırakmaması lazım. Çünkü aile fertlerinden örnekler alınmış ve Yunanistan'a iletilmiş. Gerekiyorsa uzman göndermesi lazım. O testleri Türkler de bir yapsın.